Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serimizden Omron marka bir output kartı geldi. Bu kartın onarımını gerçekleştireceğiz. Bilmeyenler için kartın ne olduğunu da açıklayalım. Output kartları fabrikalarda, endüstriyel alanlarda cihazları kontrol etmek için kullanılan bir kart çeşididir. Burada bir tane soket görüyorsunuz. Bu sokete gelen veriler buradaki mikro işlemci tarafından yorumlanarak buradaki optokuplörlerin sürülmesi sağlanır. Optokuplörlerin diğer tarafında yer alan transistörlerde şurada görmüş olduğunuz çıkışlardan makine üzerindeki belli başlı röledir, kontaktördür ve benzeri ekipmanların kontrol edilmesini sağlar. Bu cihazların en temel fonksiyonu yine makine tarafındaki olası bir arızanın önemli cihazlara ulaşmasını engellemektir. Burada komple yalıtılmış izole bir bölge görüyoruz. Bu arada eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı da sağlıyoruz. İletişim için videonun altında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Arıza tespitine girişmeden önce buradaki tek bir kontrol biriminin yukarıdan aşağıya doğru nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Ardından yapacak olduğumuz ölçümler daha net anlaşılacaktır. Karta biraz yakınlaşalım. Burada sistem şu şekilde çalışmakta. Mikro işlemcinin üst tarafına baktığımız zaman giriş soketini görüyoruz. Bu soket üzerinden gelen komut öncelikle mikro işlemcimize uğruyor ve yorumlaması yapılıyor. Diyor ki atıyorum 10 numaralı çıkışı aktif et. Buradan mikro işlemci geliyor 10 numaralı çıkışa ait optokuplör hangisi ise onun led tarafına bir voltaj gönderiyor ve optokuplörün led tarafının yanmasını sağlıyor. Optokuplörün led tarafı yandığı zaman transistör tarafı da iletime geçecektir. Şimdi alt kısmı inceleyelim. Burada PNP tip transistörlerin bulunuyor. Bu transistörlerin bacakları sırasıyla şu an probumu koymuş olduğum bacak emitter bacağı, orta bacak kolektör ve en baştaki bacağım da base bacağı. PNP tip bir transistör olduğu için base bacağında sürekli olarak bir voltaj bulunuyor ve transistörümüz kesim halinde bekliyor. Buradaki transistörümüzün base bacağına bağlı olan voltaj aynı zamanda buradaki optokuplörün transistör tarafına da bağlı. Buradaki ledimiz yandığı zaman buradaki transistörümüz burada diğer transistörümüzün base'inde bulunan voltajı şasiye çekiyor ve buradaki PNP tip transistörün emitterden kolektörüne bir akım geçirmesine neden oluyor. Ardından kolektördeki akımımız doğrudan buradan geliyor ve kartımızın çıkışında yer alan outputlara bir 24 voltluk voltajı gönderiyor. Bu şekilde de kontrol sağlanmış oluyor. Bu da şu demektir ki bu kartın çıkışındaki hiçbir outputta normalde 24 volt görmememiz gerekir. Eğer 24 volt görüyorsanız buradaki yukarıda yer alan transistörünüz kaçırıyor demektir veya doğrudan buradaki optokuplör tarafında bir sıkıntı var demektir. Ölçümlerimizi bu mantığa dayanarak yapacağız. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle uğraşıyorsanız veya bu konulara merakınız varsa sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslarda az önce anlatmış olduğumuz gibi pek çok komponentin, pek çok elemanın çalışma yapısını, arıza bulma tekniklerini, ölçüm yöntemlerini detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kursu sipariş vermek isteyenler için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu şekilde bir elektronik kartı tamir edebilmeniz için NPN, PNP tip transistörler nedir, nasıl çalışır, optokuplör nedir, nasıl çalışır, yine lojik devreler nedir, nasıl çalışır, mantık kapıları nelerdir, bu kartlar nasıl kontrol edilir, bu gibi bilgilere hakim olmanız lazım. Bu tür bilgilerin tamamını bahsetmiş olduğumuz elektronik kart tamir kurslarında anlatıyoruz. Kendisini geliştirip kendisine yatırım yapmak isteyenler de faydalanabilirler. Kartın köşesinden itibaren gözle inceleme yapalım. Çünkü kart üzerinde fiziksel hasarlı parçalarımız da mevcut. Buralarda sigortalarımız var, bobinlerimiz var. Herhangi bir problem görünmüyor. Sadece şu kısımda bir tane transistörümüzün tamamen yandığını görebiliyoruz. Üzeri tamamen kül olmuş. Bu parçanın arızalı olduğu net bir şekilde açık. Diğerlerini de şöyle sırayla kontrol edelim. Diğerlerinin üzerinde herhangi bir fiziksel hasar vesaire görünmüyor. Yine optokuplörlere de şöyle bir göz atalım. Herhangi bir problem var mı? Bakalım kart üzerinde oksitlenme, sıvı teması vesaire de olabilir. Şöyle detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Yine mikro işlemci üzerinde de herhangi bir sıkıntı yok. Şu an kart üzerinde görebildiğim tek sıkıntı aşağıda yanmış olan transistörümüz.
Bu transistörün bacaklarını bir ölçelim. Muhtemelen kısa devreye düşmüştür. Bizim için en önemli bacakları emitter ve kolektör bacakları şu şekilde ölçtüğüm zaman herhangi bir değer alamıyorum. Transistörümüz zannedersem yandıktan sonra açık devre durumuna da düşmüş. Şöyle baktığım zaman herhangi bir voltaj ölçüm değeri alamıyorum. Burada nasıl test edebiliriz? Az önce anlattığımız gibi karta bir voltaj uygulayıp buradaki outputlardan herhangi birinde çıkış voltajı var mı? Bunun kontrolünü sağlayacağız. Kartımın güç girişine 24 volt gerilim uyguladım. Siyah probumu yine güç kaynağından gelen eksi hattına koyup outputları tek tek ölçmek istiyorum. Bunların hiçbirinde voltaj görmememiz gerekir. Sırayla hepsini yokluyorum ve voltaj ölçümü alamıyorum. Şöyle devam edelim. Herhangi bir voltaj görmememiz gerekir. Ta ki optokupler tarafından aktif edilene kadar herhangi bir voltaj okuması alamıyorum. Burada 23.95 volt 24 voltluk bir okuma alıyorum. Bu da buradaki output'u süren transistörde bir problem olduğunu, transistörün kaçırdığını gösteriyor. Devam edelim. Normalde burada voltaj görmememiz gerekir. Diğerlerini de tek tek kontrol edeceğim. Hiçbir output'ta normal halde voltaj çıkmaması lazım. Ve baktığım zaman herhangi bir voltaj alamıyorum. Sadece şuradaki output'umuzda 23.9 voltluk çıkış voltajını görüyoruz. Bu muhtemelen şu kısımdaki bir transistör tarafından sürülen output'tur. Dolayısıyla şuradaki yanmış olan transistörümüzde tamamen açık devre olmuş ki çıkışı hiçbir şekilde kontrol edemez. Şöyle enerjimi kestim. Öncelikle yanmış olan transistörün output'u hangi bacak onu bulalım. Ölçü aletini kısa devre moduna aldım. Bu şekilde çıkış hattına probumu yerleştirip yokladığım zaman şurada yer alan output'un buradaki transistör tarafından sürüldüğünü tespit ettim. Şimdi de burada kaçıran output'umuzun hangi transistörün kolektörüne bağlı olduğuna bakalım. Ve en baştaki transistöre baktığımız zaman buradaki transistörün kolektörüne bağlı olduğunu görüyoruz. Transistörün emitter tarafına dokunduğum zaman yine output'a bağlı olduğunu görüyoruz. Yani buradaki transistörümüzün kolektör emitter bacakları arası tamamen kısa devre olmuş. Yakından gösterelim. Ölçü aletim buzzer modunda transistörün kolektör emitter bacaklarına dokunduğum zaman 1.6 ohm gibi bir değer görüyorum. Bu da buradaki transistörümüzün de arızalandığını göstermekte. Dolayısıyla herhangi bir komut gelmeden buradaki output'umuz kendiliğinden aktif olacaktır. Yine buradaki output'umuzda transistörümüz açık devre durumuna düştüğü için herhangi bir komut gelse bile çıkış vermeyecektir. Buradaki iki transistörün değişmesi gerekir.
Evet, kart üzerindeki arızalı parçaların değişimlerini yaptık ve onarımı tamamladık. Son olarak kartımızı test edelim. Test edebilmek için şu şekilde ekstra bir ölçü aletine ihtiyacım var. Burada ölçü aletimi diyot moduna aldım. Diyot moduna aldığım zaman bu ölçü aletimin probalarına gelen voltaj optokuplörlerin led tarafını tetiklemek için yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu probaları kullanarak optokuplörün led tarafını tetiklediğim zaman ilgili tarafın output'unun 24 volta çekilmesi gerekiyor. Hemen bağlantılarımızı yapalım. Şu şekilde bir krokodille kartıma gelen güç hattı üzerinden bir eksi bağlantısı alacağım ve bu eksi bağlantısını output ölçecek olduğum multimetremin siyah probuna bağlayacağım. Ardından output'u ölçebilmek için kırmızı probumu da burada ölçmek istediğim output'a bağlayacağım. Arızalı olan çıkışımız burasıydı. Şöyle krokodilimi buraya tutturup optokuplörün led tarafından bir sinyal uyguladığım zaman ölçü aletimin ekranında 24 volt gerilim görmem gerekiyor. Güç kaynağımı açtım ve şu an output'umuzda herhangi bir voltaj göremiyoruz. Led tarafımız aktif edilmedi. Şu şekilde optokuplörün led tarafından bir tetikleme sinyalini uyguluyorum. Ve uyguladığım zaman 23,95 volt output voltajımın transistör tarafından çıkışa yönlendirildiğini görebiliyorum. Çektiğim zaman da voltajım sıfıra düştü. Bu da devremizin çalıştığının bir göstergesi, yani mikrokontrolcü tarafından sinyal geldiği zaman şu şekilde gördüğünüz gibi 23,95 volt output'u sağlıklı bir şekilde çıkışımıza yönlendiriyor. Şimdi diğer çıkışımızı deneyelim. Bir tane de arızalı transistörümüz vardı. Onun da output'una yine şu şekilde bağladığım zaman bakın olması gereken budur. Herhangi bir şekilde voltaj göremiyorum. Normalde burada arızalıyken sürekli olarak voltaj görüyorduk. Şurada optokuplörün led tarafından tekrar bir tetik sinyali uyguladığım zaman buranın da 23,97 volt voltaj verdiğini görebilirsiniz. Çektiğim anda yine çıkışımız da sıfıra indi. Dolayısıyla tamir ettiğimiz her iki output da sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Kartı makineye taktığımız zaman bütün fonksiyonlarını yerine getirecektir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.